Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bugün de Cuma çıkışında bu açıklamayı yaptı. Yani yılbaşında böyle evlere toplanıp da partiler, yemekler, toplantılar filan organize etmeyin dedi. Halbuki ben yılbaşında Irak'tan gelecek bazı davetlilerle bir sofra kurmayı, daha doğrusu birkaç sofra kurmayı, bir de fasıl heyeti çağırmayı düşünüyordum. Ama arkadaşlar dediler ki aman düşünme, bak Cumhurbaşkanı dedi ki evleri basacaklar. Maazallah, başımız derde girmesin. Boş ver dedim Irak'tan gelecek misafirleri, boş ver dedim çalgıcıyı, çengiciyi, fasıl heyetini, başını durup dururken belaya sokma. Şimdi gelin bu aşı meselesinde devam edelim. Aşı ile ilgili olarak dün önemli bir açıklama yaptı Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ve dedi ki birinci, ikinci faz çalışmalarından son derece olumlu sonuçlar aldık ve bir Sayın Bilim Kurulu üyesi hocamız da bu sonuçları ayrıntılı bir şekilde sayılarla, grafiklerle açıkladı. Ama merakla beklenilen bir şey var. Uygulama aşamasına tam gelinebildi mi? Gelin bir uzmanına soralım. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Gaye Usler canlı yayınımıza katılıyor. Sayın Usler, iyi akşamlar hocam. Merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hocam, sağ olun. Dün Sayın Sağlık Bakanı'nı dinlerken daha sonra da bir değerli hocamızı konuk aldık. Ona da sorduk bu soruyu. Bugün de medyaya bakıyorum, sanki o soru biraz kaynıyor gibi gözüküyor. Üçüncü faz çalışmaları tamamlandı mı? Yani aşının güvenli ve etkili olduğu sorusunun cevabını tam olarak almış durumda mıyız? Şimdi faz 3 çalışması tamamlanmadı. Şu anda Sinovac aşısının faz 3 çalışmasının tamamlanmış olduğu tek ülke Brezilya. Ancak Brezilya 3 haftadır açıklamasını erteledi. Yani en son bu çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü Brezilya'nın faz 3 çalışma sonuçlarını açıklamasını bekliyorduk. Ama bir neden belirlemeksizin, bir neden açıklaması yapılmaksızın faz 3 çalışma sonuçlarını açıklamadı Brezilya. Şimdi Türkiye'nin dün yaptığı açıklama biten bir çalışmanın sonucu değil, bir ara sonuç açıklaması. Türkiye'de toplam çalışmaya alınan gönüllü sayısı 7371, iki dozu tamamlanmış kişi sayısı 3457. Ancak dün açıklaması yapılan, iki dozu tamamlanmış açıklaması yapılan kişi sayısı 1322. Bunların da 570'i plasebo, geri kalanı da aşı uygulanan grup olmak üzere. Şimdi tabii siparişler de bir yandan verildi. Peki insanın aklına şöyle bir soru geliyor hocam. Eğer bu siparişler geldikten sonra uygulanmak üzere depolarda ya da ne bileyim eczanelerde beklerken üçüncü faz çalışmaları ile ilgili olarak olumsuz bir sonuç gelmesi olasılığı var mı? Öyle olursa ne yaparız? Şimdi esasında Türkiye bir acil kullanım onayı genelgesi yayınladı, hatırlayın. Resmi gazetede yayınlandı. Ve acil kullanım onay genelgesinde diyor ki COVID-19'a ilişkin mevcut aşılar ve bundan sonra çıkacak aşılarla ilgili veriler sağlanamadığı noktada acil kullanım onayı verilir tarzında. Şimdi bu doğru bir genelge değil, bir kere bunu belirtmek isterim. Çünkü tüm dünyada acil kullanım onayı diye bir tanımlama var. Ve şu anda bakınız geriye doğru, İngiltere acil kullanım onayını verdi. Sonra ardından diğer ülkelerde acil kullanım onayları verilmeye başlandı. Ama bu demek değildir ki faz çalışmalarını, faz 3 çalışmalarını tamamlamadan acil kullanım onayı verilsin. Esasında bunun için bir standart belirlendi ve ülkeler bu standartlar çerçevesinde aşılarla ilişki kurmaya başladılar. Nedir bu? Faz 3 çalışması tamamlanmış olacak. Tamamlanmış derken çalışmaya alınan gönüllülerin tamamı 2 doz aşılarıyla aşılanmış olacak. İkinci dozdan da 2 ay bir zaman geçmiş olacak ve onun sonrasında, yani ikinci ayın sonunda faz 3 çalışma verileri toplumla paylaşılacak ve ardından uygunsa, yani güvenilirse, yani etkinse, etkili bulunmuşsa acil kullanım onayı verilecek diye ve burada acil kullanım onayının da bir ruhsat olmadığının da altını kuvvetle çizmek istiyorum. Türkiye'de açıklanmış olan durum bir ara sonuç raporudur. Tabii ki ara sonuç raporu olması
bir eksikliktir, doğru değildir. Ancak burada doğru kabul etmemiz gereken şöyle bir şey var. Aşıların, yeni aşıların güvenirliği noktasında da en az 3000 uygulamada elde edilen verilerin değerlendirilmesi koşulu vardı. Dün açıklanan veriler içerisinde 3000 aşı uygulamasındaki yan etkiler değerlendirildi. Bu yan etkilere baktığımızda aşı yerinde ağrı, hafif şişlik ve bir iki hastada sanıyorum halsizlik dışında hiçbir ciddi yan etkinin olmadığını gördük. Bu açıdan en azından şu anda söyleyebileceğimiz aşının güvenilir olduğu yakın vade için, ki bu şu anda Sinovac dışındaki bütün aşılar için de aslında kısa vadede alınan bilgilerin değerlendirildiğini düşünelim. Ancak ara sonuç raporunun verilmesi, ara sonuç raporu üzerinden aşının kullanıma başlanılacak olması, bir çalışma planlaması ve planlanan çalışmanın sonlandırılmadan acil kullanım onayına bir aşının sunulması açısından ne kadar bilimseldir, ne kadar etiktir, onu ayrı bir tartışma konusu olarak bir tarafa koymak istiyorum. Yine dün açıklanan rakam, etkililik rakamı %91.25. Bu rakam nasıl elde ediliyor? En az bu verilen hasta ve plasebo grubu içerisinde COVID-19'a yakalanan en az 40 kişinin değerlendirilmesi ve bu 40 kişinin ne kadarının aşı koluna, ne kadarının plaseboya ait olduğunun belirlenmesi koşulu varken, Türkiye'de 29 vaka tespit edilmiş, 26'sı plasebo grubunda, 3 hastanın da aşı grubunda olduğu ve aşı grubundakilerin hiçbirinde semptom olmadığı şeklinde bir raporlama yapıldı. Bununla ne demek istiyorum? Bu ara raporda aşının etkinliği %91.25 bulundu şeklinde açıklandı. Açıklamayı yapan arkadaşımız Profesör Doktor Serhat Ünal aslında çalışma tamamlandığında etkinlik oranının daha yüksek çıkmasını beklediklerini söyledi. Ancak ben en kötü tarafından bakarsak ne olur diye söylemek istiyorum. Güvenirlikle ilgili şu anda kaygılı bir durum şu anki verilerle olmadığına göre çalışma tamamlandığında en istenmedik sonucun %50'nin üzerinde olmak kaydıyla öyle olduğu faz 1 ve faz 2'de gösterilmişti. Aşının etkin bulunacağıdır ama daha düşük etkinliğin de çıkabileceği çalışma tamamlanmadığı için mutlaka akılda tutulmalıdır. Tabii ki pazartesi eğer bu defa doğru çıkar da pazartesi günü Çin'den yola çıkan aşılar Türkiye'ye gelmiş olursa elbette ki yeniden bir laboratuvar değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçler tamamlanmadan ve Sağlık Bakanlığı'ndaki bilim kurulu dışında bağımsız bir bilim kurulu tarafından acil kullanım onayının açık, şeffaf, kamuyla paylaşılarak verilmesi durumunda aşılamanın evet başlayacağından bahsedebiliriz. Evet hocam, şimdi bu bilgilendirme sürecinde hükümetin yeterince şeffaf davranmadığına yönelik çok sayıda eleştiri var. Gerek meslek kuruluşlarından, gerek siyasetçilerden. Mesela Sayın Murat Emir'in bu ihaleyle ilgili olarak işte bu doğrudan alınma ya da kimin ihaleye sokulduğu ile ilgili soruları var ama tabii bu işin ayrı tarafı. Bizim merak ettiğimiz başka konular da var. Mesela ilk başta bir 50 milyon doz sayısı telaffuz edildi Sayın Bakan tarafından. Ama sonradan 50 milyon doz gelmeyeceği anlaşıldı. Yani dün farklı sayılardan söz ediliyor. İşte bir yandan Almanya'ya bir alternatif o Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili olarak bir siparişin söz konusu olduğu var. Size ulaşan bir bilgi var mı? İlk gelen partide kaç doz olacağına ve bunun yeterli olup olmayacağına ilişkin. Çünkü anladığım kadarıyla siz de ilk uygulamaya muhatap olacak insan kitlesindesiniz, bir sağlık çalışanı olduğunuz için. Şimdi başından beri ben de tekrarlıyorum sizin söylediğiniz gibi bir salgın yönetiminde 3 temel unsur var. Bir tanesi şeffaflık, şeffaf yönetim. Şeffaf yönetimin ardından onun sağlayacağı güven oluşumu ve tabii ki bu ikisi olduğunda toplumsal dayanışmanın sağlanması. Ne yazık ki salgının yönetimi başından itibaren şeffaf yapılmadı. Giderek Sağlık Bakanlığı ve temsil ettiği siyaset kurumuna güven azaldı ve toplumsal dayanışma da yok oldu. Şimdi aşılar konusunda da
sürecin şeffaf işletiliyor olmaması, giderek güvensizlik noktasında soru işaretlerinin çoğalması açıkçası beni kaygılandırıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı başında demişti ki BioNTech'in aşısından bize şu kadar gelecek, ardından öyle bir aşının gelmeyeceği ya da en azından şu anda böyle bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Çin'den gelecek Sinovac aşısı için de bu yılın sonuna kadar 10 milyon aşının geleceği, ondan sonra da toplam aşı miktarının 50 milyona tamamlanacağı söylenmişti. Esasında bunun doğru olduğunu düşündüğümüzde 25 milyon kişiye yetecek kadar doz siparişi yapıldığını söylemek lazım. Üstelik Aralık ayı sonuna kadar bitmeden hatta geleceği söylenen 10 milyon doz aşı bugün itibariyle bildiklerimiz doğru olarak hayata geçirilecek olursa 3 milyon doza düşürüldü ve biz en iyi ihtimalle yılbaşından sonra aşılamaya başlamak durumunda kaldığımızda bu 1,5 milyon doz sadece sağlık personeline yetecek dozdur. Oysa ki Türkiye'de bugün 70 milyon kişinin aşılanması gerekmektedir. Bunun nedeni de toplumsal bağışıklığın %60-70 oranında tutulma zorunluluğudur. Bu da 70 milyon kişiye tekabül etmektedir. Türkiye'nin aşı ihtiyacı en az 140 ya da 150 milyon dozdur. Ve bütün ülkelere baktığımızda örneğin Kanada'nın kişi başı 9 dozluk aşı siparişi verdiğini, İngiltere'nin kişi başı 6 dozluk aşı siparişi verdiğini gördüğümüzde neden diye sorduğumuzda bunun esas nedeni yol kazalarına karşı ülkelerin tedbir almaları. Evet. Oysa ki Türkiye'de bu tedbirin alınmadığını, hala cekli caklı yapacağız, edeceğiz, gelecek şeklinde konuşmaların olduğunu ama BioNTech'te bu aşının buluşunu sağlayan Uğur Bey'in açıklamasından da görüyoruz ki aşı var ama Türkiye'nin aşının alımı konusunda halen bir anlaşma sürecine başlamamış olması Türkiye'nin handikapı olarak görülüyor. Evet hocam, aşıdan söz etmişken bir başka aşıyla ilgili de bir sorun yaşandığını biliyorum. Ben çünkü birinci elden yaşadım bunu. Zatürre aşısı ve grip aşısı. Şimdi insanlar bir yandan da bu zatürre aşısı ve grip aşısını olmaya çalışıyorlar. Bir dönem geldi işte bu aile sağlığı merkezlerinden o reçete yazılmaya başlandı, eczanelerden işte tedarik edilmeye başlandı ama geçen gün ben başvurduğumda sıramın geldiğini, yani e-reçete çıkarıldığını ama aşının tedarik edilemediğini öğrendim. Yani eczane diyor ki artık yurt çapında hiçbir eczaneye gelmiyor, dağıtılamıyor diyor. Orada nasıl bir sıkıntı yaşanıyor? Sizin bir bilginiz var mı? Şimdi zaten hem zatürre aşısında hem sonrasında grip aşısında daha şiddetli olarak yeterli dozda aşının sipariş edilmediğini gördük. Ve süreçte Türkiye'ye gelen grip aşılarına baktığımızda toplam risk grubundaki kişi sayısı 20 milyon civarında. Türkiye'ye gelen aşı miktarı 5 milyon doz. Yani 5 milyon kişiye yetecek kadar aşı geldi. Bu nedenle başlangıçtan itibaren işte değişik sınıflandırmalar koyarak kişilerin aşıya ulaşımı önüne bir takım engeller çıkardılar. Ama gelinen noktada 60 yaş üzerindeki herkes aşılanabilecek aile hekimleri aracılığıyla dedikleri noktada yeni bir aşının gelmesinden ziyade gelen 5 milyon doz tüketilemediği için, yani gerçekte risk gruplarının birçoğu aşıya ulaşamayınca aşılanmaktan vazgeçtikleri ve umutlarını yitirdikleri için bir anda elde aşı kalmış oldu. Ancak 60 yaşın üzerinde herkese aşıyı yapacağım dedikleri noktada da açıkçası bu defa da depolarda aşı tükendi. Şu anda aile hekimlerine insanlar reçete yazdırmaya gidiyor. Evet, reçeteleri yazılıyor ama eczaneye gittiklerinde aşının olmadığı gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Bunların tamamının ortak tek bir nedeni var. Stratejisizlik, öngörememe, bugün yaşanılan aşı krizinin temel sebepleri. Diliyorum ki önümüzdeki 6 ay için çok önemli olan
ve belki de 2021'in ikinci yarısında salgın açısından rahatlamamızı sağlayacak COVID-19 aşılaması ile ilgili aynı stratejisizlik, aynı öngörüsüzlük devam etmez. Peki Sayın Gaye Uluser, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun efendim.